Herkese merhaba. Bu hafta tarihçi, yazar, düşünür Profesör Yuval Noah Harari'nin Davos'ta yaptığı bizce oldukça önemli olan konuşmasını derlemek istedik. Gelecek yapay zeka ve teknoloji hakkında öyle kritik uyarılar var ki bu konuşmada, bizim gibi gelecekten korkmayan bir teknoloji programını bile derin soru işaretine itmedi desek yalan olur. Harari çok satan Homo Sapiens, Homo Deus ve 20. yüzyıl için 21 ders kitaplarında insanlık tarihini kendi yorumlarıyla anlatıp gelecek için öngörülerde bulunuyor. Hem bu kitaplardaki öngörüleri hem de bu konuşmada söyledikleri, Davos'ta konuştukları dikkatle dinlemeye değer. Önce yapay zeka ve işsizlik konusunda söylediklerine bakalım. Söylediği bir yer çok çarpıcı. Örneğin sizin işinizi yapay zeka elinizden aldı. Siz de kendinizi geliştirip yepyeni şeyler öğrenip yepyeni meslek sahibi oldunuz. Boşuna gevşemeyin. Yapay zeka zamanla o işi de sizden alacak. Yani gelecekte bu sürekli değişime adapte olamayan bir değersizler, işe yaramazlar sınıfı ortaya çıkabilir. Automation will soon eliminate millions upon millions of jobs. And while new jobs will certainly be created, it is unclear whether people will be able to learn the necessary new skills fast enough. Suppose you're a 50 years old truck driver and you just lost your job to a self-driving vehicle. Now there are new jobs in designing software or in teaching yoga to engineers. But how does a 50 years old truck driver reinvent himself or herself as a software engineer or as a yoga teacher? And people will have to do it not just once, but again and again throughout their lives. In the 21st century, the really big struggle will be against irrelevance. And it's much worse to be irrelevant than to be exploited. Those who fail in the struggle against irrelevance would constitute a new useless class. Peki ya ülkeler arasındaki eşitsizlik? Harari'ye göre yapay zeka devrimi sadece sınıflar arasında değil, ülkeler arasında da benzeri görülmemiş bir eşitsizlik yaratabilir. Bu yüzden yapay zekanın yararını ve gücünü tüm insanlar arasında eşit dağıtabilmek için hemen şimdi harekete geçmek zorundayız. The AI revolution might create unprecedented inequality, not just between classes, but also between countries. And what will happen to politics in your country in 20 years, when somebody in San Francisco or in Beijing knows the entire medical and personal history of every politician, every judge, and every journalist in your country, including all their sexual escapades, all their mental weaknesses, and all their corrupt dealings? Will it still be an independent country, or will it become a data colony? When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. Kafa açıcı değil mi? Yakın gelecekteki diğer büyük tehlike ise herkesi her zaman izleyecek olan dijital diktatörlüklerin yükselişi olabilir. Konuşmanın burasında çok ilginç bir şey söylüyor Harari. Diyor ki biz insanlar artık gizemli ruhlar olmadığımız fikrine alışmalıyız. Yeterli bilgiye ve teknolojiye sahip olunduğunda hacklenebilir hayvanlarız. Alongside inequality, the other major danger we face is the rise of digital dictatorships that will monitor everyone all the time. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. You know more about me than I know about myself. And you can do that not just to me, but to everyone. Soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. That's what we are. Harari bir kahin değil. Bu söylediklerinin bir kehanet değil, bir olasılık olduğunu söylüyor zaten ısrarla. Bu karamsar olasılığın gerçekleşmemesi için getirdiği çözüm önerisi ise küresel bir işbirliği. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. After 4 billion years of organic life shaped by natural selection, we are about to enter
a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design is going to be the new driving force of the evolution of life. Of course, this is not a prophecy. These are just possibilities. AI and biotech will certainly transform the world, but we can use them to create very different kinds of societies. And if you're afraid of some of the possibilities I've mentioned, you can still do something about it. All the three existential challenges we face are global problems that demand global solutions. Whenever any leader says something like, "My country first," we should remind that leader that no nation can prevent nuclear war or stop ecological collapse by itself. And no nation can regulate AI and bioengineering by itself. Kitaplarını okuduğumuzda keşke herkes okusa diye düşündüğümüz bu adamın Davos'taki bizce çok önemli konuşmasını aktarmak istedik size. Umarım beğenmişsinizdir, umarım bir ufuk açmıştır ya da faydalanmışsınızdır. Haftaya bambaşka bir konuyla görüşmek üzere.